Bingöl, Karlova'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 18.20 sularında merkez üssü Bingöl, Karlova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi deprem derinliğinin 5 kilometre olduğunu duyurdu. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlova'da olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Tamam, korkmayın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bingöl Karlova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlova Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulübesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış. İkisi de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir. Bingöl Valisi Kadir Ekinci 5.7'lik depremin bilançosunu açıkladı. Evet değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere bugün saat 5.30 gibi Bingöl'ümüzde 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkez üssü Kaynarpınar köyümüz. Bu köyümüz Karlova ilçemizle Yedisu ilçemiz arasında bulunmakta. Bu köyümüzde yine bulunan Kaynarpınar karakolumuzda da ne yazık ki iki kulemiz çöktü. Bu çöken kulelerimizden birisinin altında kalan kardeşimizi yaralı olarak kurtarma imkanı bulduk. Bir diğer kardeşimiz ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ben öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tarz afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Doğu Anadolu fay hattında bulunan Erzurum'da aileler herhangi bir tedbir alıyor mu? İşte vatandaşın cevabı. Daha önce Aşkale depremini yaşamış bir depremzede olarak yaşananları gördük. Hepimiz malumunuz yani depremi yaşadık. Biz hani bütün insanlar, halk DASK için para yatırıyor. Evlerini sigortalatıyorlar falan. Ev yıkıldı, bizim evlerimiz yıkıldı Aşkale 2003-2004 depreminde. Kızılay tarafından sadece 5 tane çadır verildi. Yaklaşık 75-80 hanelik bir köydü. Ve bu 5 çadır için insanlar birbirini boğmaya başladı. Kavga ettiler. Çadırlar için ya. Yani şu anda Erzurum'da deprem olmuş veya olacak. Bunlar için hükümetin veya devletin veya ne bileyim belediyenin herhangi bir çalışması yok. Bütün binalar yeni yapılan hani şehir dışı, Yıldızkent, Yenişehir buralar haricinde birçok bina metruk. Yani küçük bir sarsıntıda yıkılabilir. Bir sağlık yenileme, bir kit olması lazım tedavi amaçlı. Alınacak bir tedbirimiz yok yani. Tedbirini takdiri Allah'a bırakıyorsun. Evinizde deprem çantası var mı? Yok. Şu an için bir de tedbir aldığımız söylenemez. Almıyoruz yani. Neden? Ya elimizde olan bir şey değil ki. Biz sadece deprem olduğunda kaçma tedbiri. Başka diğerinde devlet alacak herhalde. Günlerde ev ve iş yerlerine gelen yüksek faturalardan şikayetçi olan vatandaşlar sıkıntılarını Aras TV kameralarına anlattı. Son dönemlerde tüketimin üzerine gelen faturalar vatandaşın cebine nasıl yansıdı? Bu durum karşısında tepkiniz nedir? Evet, ben turizmciyim. Turizm sektöründe çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Yani benim bir ay önce elektrik faturam 160 lira geliyordu. Şu anda 260'a 270'e kadar çıktı. Yani 2400 lira maaş alıyorum. 1200
200 lira fatura ödüyorum cep telefon faturasıyla beraber. Elektriktir, sudur, doğalgazdır. Yani bunların hepsini ödedikten sonra gerçekten cebimde para kalmıyor. Şimdi son gelen faturalarla ilgili şöyle söyleyeyim ben. Mesela su faturası, Erzurum'da en son gelen su faturası biraz yüktü. Bunu da ben pandemiyle olduğunu söylediler. Hatta ben 150 milyon bir su faturası geldi. Eskiyle görüştüm. Diyor ki önceden gelinip de hani pandemi döneminde su faturası kesilmediğinden dolayı belli miktar bir fatura kesilmiş. Kalan kısmında bu aya yansıtmışlar. Bu sebepten dolayı biraz yüksek geldi faturalar. Ne faturası? Yani elektrik, su, doğalgaz. Bu yıl evet her şey zaten elektrik değil. Her şey bağlandı, cebimizi yattı. Devletten de bir şey görmedik. Yani buradan Cumhurbaşkanı'na diyorum. 6 sene burada Suriyelilere yedirdiler. Bize 3 ay boyunca 1 milyar verdiler. Olmaz. Sonuçta ben bu ülkenin evladıyım. 6 sene onlara baktıysa bana 3 ay bakmak zorunda. Mecbur. Çünkü bu vatanın evladıyım. Diyeceğim bu adı. Hepiniz hoş geldiniz. İlk önce onu söyleyeyim. Bulunduğunuz süreci bir anlatmak istiyorum size. 8. hafta Erzurumspor'a. TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek son 6 haftayı da başarılı tamamlayarak şampiyon olmak istediklerini ifade ederek hem dünyanın hem de ülkemizin içinde bulunduğu süreç itibariyle zor bir dönem geçirdik. Camia olarak aslında biz de çok zorlandık. Bunun travmalarını oyuncular üzerinde gördük. Ligin bitiminde 6 hafta var. Elimizdeki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman hepsinden en üst düzeyde verim almak istiyorum. Pandemi sonrası TFF'nin bize gösterdiği futbola dönüş protokolünde 5 futbolcu değişikliği mevcut. Bütün futbolculara görev geleceği aşikar. Dolayısıyla kimin oynadığı, kimin oynamadığından çok takım olgusuyla bu başarılı süreç noktalamak istiyoruz. Bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte ligin %80'lik kısmını bittiğini varsayarsak hedefine ulaşmış bir takım görüyoruz. Son 6 haftada başarınızı taçlandırmak istiyoruz, dedi. Erzurum için büyük önem arz eden ve Süper Lig'e kadar çıkıp birçok talihsizlik ve haksız kararlar sonucunda 1. Lig'e kadar düşen Erzurumspor'u vatandaşlara sorduk. Bakın vatandaşlar kameralara neler anlattı. Daha önce gitmişti, takımdan ayrılmıştı, tekrar geri geldi. Sence bu Erzurumspor'un bir şansı mıdır? Şansıdır. Yükselme durumu nedir? Göndermeleri bile hataydı. Onun hatası yoktu yani gönderdiklerinde de. Hoca iyi bir hoca. Kötü olmuş olsa zaten geri getirmezler. Yani şeye çıkar. Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkma şansı nedir? Bence çok düşük. Niye diye sorarsanız. Çünkü daha yeni ligden düştü. Bir daha çıkması kesinlikle çok zor olur. Bir de Sarı'ya Erzurum takımı bence gelişmediği için, stadyum gelişmediği için, takımlar arası transfer olmadığı için Erzurum'un gelişmesinde ve lige çıkmasında biraz zor olur yani. Mehmet Özdilek gitti, bir de Erzurumspor'a geri geldi teknik direktör olarak. Bence bu bir sevdadır. Yani herhangi bir güçlü bir oyuncunun gidip gelmemesi, gidip gelmesi, gidip geldikten sonra bir daha gitmemesi bu Erzurum'a olan aşkındandır. Çevrede de göründüğü aşkına öyle olabilir yani. Vallahi biz umutluyuz. Biz de peşinden gidiyoruz. İnşallah çıkar. Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkma şansı nedir? Erzurumspor'un ilk önce tabii taraftar camiası olarak arkasında olduğumuz güçlü bir taraftarı var. Her ilde bir taraftarı var.
Yani Erzurumspor'un transfer hakkında biraz daha kaliteli oyuncular. İşte teknik heyetin bir futbolcuyu dinlemeden teknik direktörün oyuncu değiştirmesi çok önemli. Yani bir İbrahim Akdağ'la hani başka bir teknik direktörün diyaloğu olamaz. Yani böyle bir kulüp seviyesi yok yani. Yaşadığımız şeyler bunlar. Yani taraftarın alkışlarıyla hani oyuncu değişiliyor. Taraftarın yuhalarıyla işte oyuncu oyuna giriyor. Yani onu teknik adam yapması lazım. Erzurumspor tabii ki de Süper Lig'e çıkacak. İstiyoruz taraftar olarak, memleket olarak, kalkınması için. Bu kadar. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkma şansı nedir? %90. %90 çıkma şansı var Erzurum'un. Ama tabii federasyonun oyunları dahil olursa şansımız azalır, ama federasyon işin içine girmezse şu andaki ortamda Erzurum'un çıkma şansı %90, ben öyle görüyorum. Mehmet Özdilek yani birincilik ve Süper Lig tecrübesi yaşamış bir teknik direktör. Bu açıdan da yani takıma bayağı katkısı olacak, ben ona inanıyorum. Güveniyoruz da Mehmet Hoca'ya da, başkanımıza, Onursal başkanımıza, hepsine güveniyoruz. Taraftarımıza arkamızda olduğu müddetçe İnşallah Süper Lig'e çıkacağız.